Antalya'da falezlerdeki bazı binalara sonradan yapılan eklentilerin, demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremden sonra insanlarda bir tereddüt oluştu, yani yapıların güvenliği ile alakalı. Özellikle bizim de Antalya'da falez bölgesinde ciddi anlamda bir yapılaşma söz konusu. Bu falezlerin zemin durumuyla ilgili bazı bölgelerde kaymalar, çatlamalar bulunuyor. Bu insanlar da bu falezin üzerindeki yapılar riskli mi diye bir endişeye kapılıyorlar. Biz bunların net olarak durumlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak falezlerin üzerlerinde sonradan yapılmış ilave eklenti yapılar var. Yani bunlar kaçak olarak sonradan eklenmiş, muhtemelen imar barışlarından faydalanmış ki imar barışı durumları da bunların değerlendirilmesi gerekir. Faydalanmış bölümler var. Bu bölümleri görerek insanlar falezlerin üzerinde bir küçük kutu profilinin üzerinde, uydurma çelik konstrüksiyonların üzerinde sanki binalar taşılıyormuş gibi bir algı var. Bir yapının bir küçük bir kutu profilinin üzerinde mühendislik hizmeti almamış ilave konstrüksiyonlarla ayakta kalması ya da bunların güçlendirilmesi gibi gözükmesi mümkün değil. Kamuoyu tamamıyla bu falezlerdeki o çarpık kentleşmeyi, çarpık yapılaşmayı görüp falezlerin üzerinde bu yapılar bu şekilde mi güçlendirildi, bunlarla mı ayakta kalıyor diye bir algıya kapılıyorlar. Bu bölümler mühendislik hizmeti almamış, sonradan tamamıyla kaçak olarak yapılmış bölümler olmakla birlikte falezlerin üzerindeki yapıların acil bir şekilde değerlendirilmesi, bizim hep bahsettiğimiz gibi yapı envanteri çalışmalarının yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve eğer gerçekten risk teşkil eden bölümler varsa bunların derhal boşaltılması gerekmekte. Bizim buradaki yapılarda özellikle kayan ve çatlama olan bölgeler var. O bölgelerde detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hiçbir mühendis, hiçbir teknik personel, teknik uzman veri olmadan konuşamaz. Yani oranın projesini, zemin durumunu, yapının mevcut halini değerlendirip bu kaçak bölümlerden bağımsız, o kaçak bölümleri ben dikkate almıyorum, ilgili idareler bu kaçak bölümlerle ilgili gerekli işlemleri yapmalılar. Buraları değerlendirip tamamıyla. Ondan sonra bu yapılarla ilgili bir karar alınması gerekiyorsa bunu ivedili şekilde almalılar. O eklenti bölümler için hani ben buraların zaten kaçak olduğu, herhangi bir imar ya da bir ruhsat durumuyla yapılmadığı bunların çok aşikar, çok belli. Bu bölümlerle alakalı imar barışı varsa ki ortak alanlarda imar barışı uygulaması yapılamaz. Bu imar barışı belgelerinin iptal edilmesi gerekir. Eğer yoksa da bu kaçak bölümlerin yıkılması gerekiyor. Yapılarla alakalı bir risk tespiti yapılmadan şu yapıların tamamı riskli, buralar boşaltılmalı demek mühendislik ve teknik yaklaşımdan çok uzak. Burayla alakalı Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde deprem master planı yapılıyor. Yapı önceliklendirmesi yapılır. Buralarda ilgili mühendislik çalışmaları yapılır. Eğer yapılarla ilgili ciddi bir durum söz konusuysa bunların boşaltılması gerekir.